Hani aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri artık yine bu da Buhari hadisidir. İki kabrin ortasından geçmişlerdi de buyurmuşlardı ki belli bir şey artık. Bu iki kabrin sahibi de azap olunuyorlar hem de dünyada önem vermedikleri şeylerden dolayı azap olunuyorlar. Eğer kabir azabı olmasaydı aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri niye böyle söylesinlerdi ki değerli kardeşler? Aleyhisselatü Vesselam ilgilendiler, hurma dalı istediler, ikiye yardılar, ikiye böldüler, kabirlerin üzerine diktiler ve de kurumadığı müddetçe bunların bu yaş dalların zikri altındaki kişiye fayda vereceği için ondan istifade eder buyurdular Aleyhisselatü Vesselam. Bütün bütün bu muameleler, bütün bu davranışlar efendim e, müminin, istifade edeceğine ve diğerinin de azap göreceğine işarettir. Hal böyle olunca bu konuyu beynimize perçinleyeceğiz ve de kim ne derse desin biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde söylediklerine inanacağız. Tamam mı değerli kardeşlerim? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayrılmayalım. Rabbim bizi ayırmasın da gerisinde kim ne yaparsa yapsın, dünya ne tarafa giderse gitsin, biz Allah'ın Resulü'nün yolunda olalım inşallahurrahman. İnşallah. Yine kabir azabıyla ilgili olarak bir konuya daha temas etmek istiyorum. Artık sözü fazla uzatmayayım da diğer konular içerisinde de bir şeyler içinde bir şeyler söylemiş olalım değerli kardeşlerim. Şimdi ben Konya'da bile duyuyorum. Camide konuşuyor arkadaş, sohbette konuşuyor. Şefaat diye bir şey yoktur. Yani. Yahu el insaf. Bizim üstadlarımız var, hocalarımız var ve onların bıraktıkları eserler var. Habi ne olur bir müracaat edin. Arapların bir atasözü vardır değerli kardeşlerim. Derler ki halif turaf. Muhalefet et bilinirsin. Yani olan hale muhalefet et. Böyle herhalde bunun için, meşhur olmak için galiba. Yani bin küsur yıllık dediğim gibi bizim kendi tarihimiz, İslam tarihimiz bizim, 1400 yıllık İslam tarihi hep şefaatten bahsediyor. Yani o Osmanlı dedelerimiz mesela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetinin üzerine yazmışlar. Şefaat ya Resulallah diye. İşte o kafanın, belirli kafanın adamları ve o belirli taş kafaya hizmet eden kafalar bu kadar söylememe izin verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetlerinin üzerindeki şefaat ya Resulullah yazısını kazımışlar veya karartmışlar. Onların uzantısı olan Vehhabiye kafası da maalesef Türkiye'de ve Avrupa'da korkunç bir tehlike olarak fazla itibar görmeseler de devam ediyor. De Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Vehhabiye ve 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 Bunu açıkça ilk defa söylüyorum. Biliyor musunuz değerli kardeşlerim? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinde öldüğünü, çürüdüğünü ve yok olduğunu iddia ediyor. Bu adamların içerisinde öyle adamlar vardı ki Medine'de vaktiyle bizim talebeliğimizde bir talebe kardeşimiz aktarıyor. Medine Üniversitesi'nde hem de külliyetü şeriada hocalık yapıyordu bu adamlar. Diyorlarmış ki Peygamber Efendimizin kubbeyi hadrasından için bu kubbeyi yıkıp yok etmedikçe bize rahat yok diyorlarmış. Şu hale bakınız. Şu küstahlığa, edepsizliğe, adiliğe ve alçaklığa bakınız. İslam aleminin görüntüsüne bile saygı duyduğu müminlerin yahu o kubbenin altında Allah'ın Resulü var be ve koyduğumuz günkü gibi dipdiri, taptaze ve manevi bir hayatla canlı Allah'ın Resulü. Bunu bizim Osmanlı dedelerimiz, aslında bu konuları çok geniş izah etmek, anlatmak gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kubbe-i kabri saadetlerinde haydır, diridir diye o kubbeyi yapanlarken konuşmamışlar. Çekiç seslerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaki çalışmalardan rahatsız olmasınlar diye efendim böyle tık tık çalışmışlar. Sanki kuyumcu gibi çalışmışlar o kubbe-i hadrayı yaparken üstünü kurşunla kaplarlarken. Benim asil dedem, benim mübarek dedem, benim veli dedem Abdülhamid Han Hazretleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabri saadetlerinde rahatsız olmasın diye buradan İstanbul'dan tren yolunu döşedikten sonra Medine-i Münevvere'ye kilometreler kala tren raylarının demirlerin altına keçe döşemiş ki o tren geçerken o ilave ek yerlerdeki tık tık seslerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olmasın diye. Biz Allah'ın Resulüne bu kadar saygı duymuş bir milletken falan yerden çıkan zuhur eden nev zuhurlar ile bizim içimizden zuhur eden ve Avrupa'da arkadaşlarımız söylüyorlar korkunç bir tehlike. Allah aşkına diyorum değerli kardeşlerim. Bunlar tasavvuf düşmanıdırlar. Bunlar ruh dünyasının maneviyat aleminin düşmanıdırlar. Bunlar bizim gönül alemimizin, gönlümüzdeki bereketin düşmanıdırlar. Sakın ha yavrularınızı bunlara kaptırmayın. Bunlar bir başka eşkıya çeşididir. Bunlar bir başka yol vurucudur. Dikkatli olun haklarında. Dikkatli olun. Gerçi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, başımızın tacı o büyük insan. Bunlarla fazla meşgul olmayın. Bunlar kendiliklerinden yok olup efendim tarih sahnesinden silinecekler demişler ama böyle buyurmuşlar ama dikkat etmeye değer. Şimdi ben zaman zaman duyuyorum. Çok nadir de olsa az da olsa Avrupa'daki korkunç tehlikelerden biri de bu. Maalesef şimdi dediğim gibi... Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabirde yok olduğuna inanıyorlar. Tasavvufu tamamen inkar ediyorlar. Yani bizim ecdadımızdan, dedelerimizden devraldığımız o gönül bereketini yok etmek ve Allah korusun kupkuru taş kafalı bir nesil meydana getirmek istiyorlar. Evlatlarınızı bu bu eşkıya çetesine kaptırmayın değerli kardeşler. Artık şefaati inkar edenler mi dersiniz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ileri geri konuşanlar mı dersiniz? Yani işte hani bir başka çeşidi var ya mezhepleri inkar edenler, mezheplere ne lüzum var asr-ı saadette mezhep mi var diye diyenler. Neyle uğraşacağımızı gerçekten şaşırıyoruz. Biz görevimizi yapalım, biz vazifemizi yapalım. Dileyen bize itimat etsin, isteyen de istediği tarafa gitsin değerli kardeşlerim. Ama, ama bizim ecdadımız, bu gönül bereketine gönül vermiş insanlardır. Rabbim bizi onların yolundan ayırmasın inşallah. İşte onların önemli görüşlerinden bir tanesi de şefaati inkar ediyorlar. Geçenlerde bir kardeşim bana telefon ediyor. Hocam diyor biz diyor bugün camide bir vaaz dinledik diyor. Kendi, o, o, camide vaaz eden kişi dedi ki diyor kendinizi bu şefaat zilletinden, bu şefaate inanmak zilletinden kurtarın dedi diyor. Bu adam camiye kadar gel. Yahu bir okusana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bir baksana. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri müsaade ederse, tabi her şey onun izniyle olacak. Allah'ın Resulü başta sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, diğer peygamberler ve Rabbimizin müsaade ettiği mesela şehitler, mesela büyük alimler, İmam-ı Azam çapındaki alimler, mesela Kur'an hafızları niye şefaat etmesinler ki? Cenab-ı Hak Hazretleri izin verdikten sonra buna ne engel var ki? Kaldı ki elimizde dediğim gibi hadisi şerifler var. Bütün bütün ana mesele efendim bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden efendim koparmak. İki konuyu beraber arz edeceğim bugün keşke e, biraz daha zamanımız olsa diyeceğim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadis-i şeriflerine buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim bakın. E, mealen söyleyeyim de zamandan kazanmış olalım. Hiçbir Müslüman yoktur ki buyuruyor. Efendim hadisi şerif sahihi müslimde. Müslim hadisidir. Kitabul Cenaiz 19. baptadır. Hoca kardeşlerim bakabilirler veya cemaatimiz de bakabilirler. Sahih-i Müslim Kitabul Cenaiz 19. bab. Hiçbir Müslüman yoktur ki öldüğü zaman cenazesini Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmayan, hayatı boyu Allah'a şirk koşmamış 40 kişi tutup tabutunu kaldırsın da kapsın da Allah kendilerine o kimse hakkında şefaat izni vermesin diyor. Yani bir mümin vefat etmiş. Etrafında cenazesinin namazını kılan insanlar var. O kişiler Resulullah buyuruyorlar ki tabutu tutup kaldırdılar da kardeşlerini kabre doğru götürdüler mi cenaze namazından sonra bunların sayısı 40 kişi bile olsa 40 kişi bile olsa yalnız Allah'ın Resulü'nün ortaya koyduğu efendim şey şu, ölçü şu. Hayatı boyu Allah'a şirk koşmamış olacak. muvahhid olacak. E i̇şte biz de onun için çalışıyoruz. Yani ehli tevhid olacak. Allah'a hakkıyla inanan güzel kullar olacak. Bu ki 40 kişi için o ölen kardeşlerine şefaat izni verilir. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri o 40 kişinin şefaatiyle o müminin cenazesine iştirak etmeleriyle o günahkar olan eğer varsa o vefat eden kişinin günahlarını affeder. O 40 kişi taşıdıktan sonra kabre koyarlarken kardeşlerini tertemiz olarak affolunmuş olarak koyarlar. Çünkü kullar yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Allah'ın şahitleridir. Değerli kardeşlerim, kitaplarımızda bu konu çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. Yani mesela kabir azabı konusunda İmam-ı Azam Hazretlerinin bizim birçoğumuzun, benim de sizin de birçoğunuzun, tabi biz diğer mezhep imamlarımıza da efendim bütün varlığımızla saygı duyuyoruz ama biz Hanefi'yiz. İmam-ı Azam Hazretlerinin El Fikhul Ekber diye bir kitabı var, tercemesi de var. Alın okuyun bu konuları orada göreceksiniz. İmam-ı Azam Hazretleri, ve sualun munkarin ve nakirin hak kâinun fil kabr ve iadatu rruha ila cesedi'l abd fi kabrihi hak ve zagtatul kabr ve azabuhu hak kâinun lil kuffar kullihim ve li ba'di usat'il mu'minin diye açıkça kabir azabını anlatıyorlar. Biraz evvelki konumuzla ilgili olarak yani bizim nasıl inanacağımızı i̇mam Azam Hazretleri, Koca i̇mam Azam yani i̇mam Azam bilememiş de bizim bu ayak takımı bilecekler öyle mi? Bunlar İmam-ı Azam Hazretlerinin ilmi ve irfanı karşısında gerçekten ayak takımı insanlardır. Görüşlerine, hallerine ve kılıklarına itibar edilmeyecek asla insanlardır. İşte İmam-ı Azam Hazretlerinin beyanı el fıkhul Ekber'de. Efendim zamanımız geldi ama şunu da hemen bitirip şey edeceğim. Şefaat konusunda da buyuruyorlar ki ve şefaatul enbiya aleyhimus salatu ve hakkun. Peygamberlerin şefaatleri de haktır ve şefaatü aleyhi aleyhissalatu vesselam lil müminine el müznibin ve li <Sessizlik> ehlil <Sessizlik> kebairi minhum el müstevcibin el ikabı hakkun sabitun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günahkar müminler için ve de müminlerden sıkıntılı olanlar için büyük hatta büyük, büyük günah işleyen ve li ehlil kebairi minhum büyük günah işleyenler için bile e, ee, hakkun sabitun haktır ve gerçektir diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Ben yeminle söylüyorum. Bir daha söylüyorum. İmam-ı Azam Hazretlerinin karşı, ilminin karşısında bugün bu konuları İmam-ı Azam Hazretlerine karşı gelip de inkar edenlerin hepsi ayak takımı bile olamazlar. Daha basit insanlardır. Müsaade edin. Bizim de bazı şeyleri söyleme hakkımız olsun. Evet, şimdi maalesef bir ara daha vereceğiz. Kaldık, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Rahman. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Yani bu, bu şefaat konusu çok önemli, çok önemli. Ee, ben bütün varlığımla kardeşlerime şunu telkin ediyorum: Bir yandan kulluğumuzu herkesten daha güzel, daha ciddi yapmaya çalışalım. Ama diğer yandan da, bakın bu çok önemli bir ifade herkesten daha ciddi, daha titiz, daha dikkatli, daha halal kazanan, daha güzel yaşayan bir kul olmaya çalışalım. Meseleyi başkalarına havale etmek değil, önce kendi kulluğumuzu, sadakatimizi ve samimiyetimizi istifat edelim. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, ehlullaha, Allah'ın dostlarına bağlılığımızı da günden güne artıralım inşallahurrahman Rahman. O evliyaullah dediğimiz insanlar, o güzel insanlar bizim başımızın tacıdır. Cenab-ı Hak bizi onların yollarından ayırmasın inşallah. Şimdi bu bu insanlar yarın ölüp gidecekler. Ölüp gidecekler. Bakalım arkalarından kim hayırla yad edecek bunları? Ama işte İmam-ı Azam 1350 senedir. İmam-ı Şafii bir o kadar zamandır. Diğer büyüklerimiz, üstadlarımız, İmam-ı Gazaliler, Muhiddin Arabiler, Abdülkadir Geylaniler, Cüneydi Bağdadiler, Mevlana'mız, tüm dünyaya, efendim biliyor musunuz değerli kardeşlerim, tüm dünya Mevlana'ya hayran iken, sayısız Avrupalı veya işte yabancı insan, Hristiyan, mesela Mevlana'ya olan hayranlığından dolayı İslam'ı kabul etmiş iken, Konya'da bazı insanlar vardır ki Mevlana yazındık derler. Ne'ûzu billah. Tabi yarın mahşer var. Allah'ın huzuru var. Bunlar bu büyüklerin şefaatlerinden tahmin ediyorum ki bu büyüklerin şefaatlerinden hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile Müslüman olduğu halde şefaat edemeyeceğini iddia edenler yarın Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkıp da bana da şefaat eder misin ya Resulullah diyemeyecekler ve şefaatten mahrum olacaklardır. Bir kişi Cenab-ı Hak muhafaza buyursun dünyada bir hakikati, bir gerçeği inkar ederse kıyamet gününde, mahşer gününde, hesap gününde ondan mahrum edilme cezası ile cezalandırılabilir. Onun için ehli sünnet vel cemaat Allahu Zülcelal Hazretleri'nin görüleceğini, rü'yetullahı, Allah'ın cemalinin görüleceğini inkar eden Mutezile'nin cennete girseler bile Cemalullah'ı göremeyeceklerini söylemişlerdir. Dikkatli olmak lazım ağızdan çıkan sözü söylerken dikkatli olmak lazım. Değerli kardeşlerim zaman zaman bu konulara döneceğiz inşallahurrahman. Yine sözlerimizin arasında bu konularla ilgili bilgileri sizlere vermeye çalışacağız. Ama ben bir başka soruya ki bu çok sorulmaya başlandığı son dönemlerde bize. Amellerimizin sevabını başkalarına hediye edebilir miyiz? Bağışlayabilir miyiz? Konusu bize sık soruluyor. Daha önce de soruluyordu ama son zamanlarda birkaç mecliste özellikle soruldu. Bu konuya bugün ışık tutacağım ve de diğer planladığımız, programladığımız başka sorular vardı. Bilmiyorum onlara yetiştirebilecek miyiz, yetiştiremeyecek miyiz? Ama geçmeden bir şey söyleyivereyim. Mesela bizim Hanefi mezhebinden olanların, hoca arkadaşlarından merak edenler varsa, nesefi akaidi var, bu şefaat konusunda Ömer Nesefi'nin kitabına bakabilirler bir. Sonra efendim e, El Akidetü Tahaviye adlı imamı Tahavi hazretlerinin e, akidesinin, o meşhur imamın yazdığı eserin bir şerhi var İbn-i İbnü'Abiliz şerhi yani meşhur e, son dönemin muhaddislerinden Nasrüdin Elbani de e, tahkik ettiler bu eseri aczane benim kütüphanemde e, Mekke'den hatıra olarak almıştım e, Arapçası var. tahmin ediyorum tercemesi de yapılmıştır. rahman Oraya bakarlarsa eğer kabir azabının gerçek olduğunu ve şefaat meselesinde hazretlerin neler söylediklerini oralarda da görebilirler. Ve de efendim e, Arzu eden kardeşlerime ben bir başka vesileyle bu kaynakları tekrarda verme imkanına bir iznillah sahibim oralardan okuyup anlamak da mümkündür. Efendim amellerimizin sevabını yani nafile ibadetlerimizin sevabını başkalarına bağışlayabilir miyiz acaba? Hediye edebilir miyiz? Dedeciğimiz vefat etmiş. Nineciğimiz vefat etmiş. Annemiz vefat etmiş. Babamız vefat etmiş. Eşimiz vefat etmiş. Evladımız vefat etmiş. Rabbim kalanlarımıza hep hayırlı uzun ömür versin inşallah. Biz onlara bir hediye göndermek istiyoruz. Nasıl dünyada hediyeleşiyoruz? Acaba onlara da bizim bir hediyemiz olur mu? Mesela o şehit annelerini görüyorsunuz. Ağlayarak ağlayarak o, o yavrularının kabirlerini sanki bağırlarına basıyorlar. Neyle müteselliler? O kabri ziyaretle ve o kabirde onlara bir şeyler vermekle, okumakla. Gelmiş kabrinin başında Yasin okuyor mesela. Dualar okuyor, fatihalar okuyor. Veya ne bileyim. Peki biz bunları hakikaten böyle geçmişimize hatta sağ olan kardeşlerimize hediye edebilir miyiz? Alimlerimiz diyorlar ki hediye edebiliriz. Şöyle bir latife aklınızda olsun. Yani e, bu da bir latife tabii. Eğer layık görür de bize bir şeyler mesela hediye etmek isterseniz benim için en büyük şeref olur. Vefat etmişlerin ruhuna sağ olanların ruhaniyetine denilerek vefat e, hediye edilirmiş. Babacığım rahmetullahi aleyh'in sohbetlerinde hep bunu duyardım. Vefat etmiş olanların ruhuna çünkü onlar artık ruh alemindeler. E, efendim e, cesetleri kabirde ne halde olduğunu Allah bilir ama asıl onlar ruh alemine dönmüşlerdir. Vefat edenlerin ruhuna sağ olanların da ruhaniyetine mesela uzakta olan bir evladınız var askerde veya falan yerde talebe. Efendim ona bir şeyler göndermek, hediye etmek istiyorsunuz. Evladınız dersle meşgul, imtihanlarla meşgul, ders çalışmakla meşgul. O, ona bazı anneler ve babalar hediye yapmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? İşte şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Onların ruhaniyetine diyerek hediye yapabilirmişiz. Kıldığımız namazların sevaplarını, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim tilavetinin, yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman onun sevabını, efendim eda ettiğimiz nafile haccın, eda ettiğimiz umrenin, ne bileyim verdiğimiz sadakanın veya elimizi tesbihimizi almışız, zikirlerde bulunmuşuz, kelime-i tevhid okumuşuz, salatü selam okumuşuz. Cenab-ı Hak Hazretleri oradan bize bir sevap veriyor ya, onun sevabını istediğimize hediye edebiliriz diyor kitaplarımız. Peki bu konuda hani bazıları diyorlar ki artık bir kişi öldü mü biraz evvel söylediğim zümrenin hali budur. Hiçbir şey onlara ulaşmaz. Tamam işi bitmiştir. Öldü mü? Tamam. Sanki ölen mümin değil de bir kafir neuzubillah haşa onu sanki çöplüğe atar gibi kabre defnedeceksiniz atacaksınız. Ne münasebet. Ne münasebet. Gerçek müminler hatta dünya hayatından daha güzel bir hayata intikal ediyorlar. Velakin yentekilune el mu'minun la yemutun ve lakin yentekilun min darin ila dar müminler ölmezler bir alemden diğerine intikal ederler diye buyurulmuş Allah'a gidiyorlar alemlerin yüce Rabbine havale ediyoruz onun 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 saltanatına ve gücüne ve rahmetine havale ediyoruz yani Ölüye arkasından hiçbir şey ulaşmaz diyenler var mı? Var. Şimdi ben onlara bazı cevaplar vereceğim ki kardeşlerimin zihninde bulunsun. Böyle bir şey yaparken yani Fatiha okurken ne bileyim e, hakikaten bazı şeyleri geçmişlerine gönderilirken rahat etsinler. Birincisi cenaze namazı. Cenaze namazı kişi ölmeden kılınmıyor ki. Öldükten sonra, vefat ettikten sonra kılınıyor. E o zaman cenaze namazının hiç faydası olmuyorsa Resulullah niye kıldırdılar? Niye sahabe-i kiram efendilerimiz o cenaze namazlarında Resulullah'ın ardına durdular da kıldılar? Haşa. Yani faydasız olan bir şeyi Resulullah'ın ve sahabenin yapması mümkün mü? Yani orum sadece bunu düşünseler kafaları çalışacak. İz anlarına efendim bir ilave olmuş olacak ama maalesef. Maalesef. Cenaze namazı belli bir şey. Belli bir şey. Sonra biraz evvel bir hadis-i şerif okudum 40 kişi Diğer bir hadis-i şerifte Müslim e, efendim yine sahih Müslim'de Kitabul Cenaiz 18. babda Resulullah bir defasında 40 kişi buyuruyorlar. Diğerinde 100 kişi olursa diyor. 100 kişi olursa cenazede bulunan, cenaze namazını kılan kişi kulluhum yeşfaun lehu illa şuffi'u fi. Evet. E, hepsi şefaat etmek isterler o 40 kişi veya 100 kişi şefaat etmek isterlerse o cenazeye illa şufi'u fi o kişi hakkında şefaatçi olurlar diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne güzel bir şey. Ne güzel. Mümin kardeşimize vefatından sonra olur ya insanın taksiratı olabilir, hatalar olabilir, dalgınlıklar olabilir. Yani hatta büyük günah işlemiş bile olabilir. Ve o hala tevbe yani pişman olduğu halde tabi e tabii bakın ama şunu parantez içerisinde bir perçileyeyim ölenin imanla ölmüş olması lazım. Yani bizim gönderdiğimiz hediyelerden, o işte nafile ibadetlerin sevabından faydalanabilmesi için ölenin imanla ölmüş olması lazım. Yani imanla eğer ölmemişse ne Fatiha, ne saygı duruşu, ne şu, ne bu hiçbir şey faydası olmaz. İmanla ölmüş olması lazım. Ee, herkes için geçerli bu. Efendim imanla öldükten sonra Fatiha okuyorsunuz, istifade eder. Yahu sahih hadis-i şerif biraz evvel söyledim. O kabrin üzerindeki otlardan, yeşil otlardan istifade eder de mümin kardeşi ona bir şeyler hediye edecek olursa hiç Cenabı ı Hak Hazretleri geri çevirir mi? Kaldı ki hadisat meydanda. Evet hepsi şefaat dilesinler de kendilerine o kimse hakkında şefaate izin verilmesin mümkün değil diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Buradan şunu anlıyoruz. Vefat eden kardeşlerimizin cenazelerine de katılmalıyız. Bizler müminler olarak. İçimizden yani böyle Rabbimin şefaatini kabul edeceği 40 kişiye ulaştık mı, 100 kişiye ulaştık mı o sevdiğimiz insanı tertemiz Allah'ın huzuruna gönderiyoruz. Hepinizin bildiği önemli bir hadis-i şerif, mühim bir hadis-i şerif. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık muhtasar olarak alıyorum, öz olarak alıyorum. Hani buyuruyorlardı ya, Adem Ademoğlu vefat ettiği zaman amel defteri kapanır ama üç kişi müstesna. Sadakayı cariye bırakan, hayırlı evlat bırakan, faydalı ilim bırakan. Peki bunların, bunların sevapları nasıl o kişiye ulaşıyor? E demek ki Cenab-ı Hak Hazretleri lütfediyor. Üstad İmam-ı Buhari Hazretleri Rabbim şefaatlerine nail kılsın inşallah. Onun El Edebül Mufred diye bir e, hadi, efendim, hadis kitabı var. Ahlak hadislerini toplamış Hazret orada. Tavsiye ediyorum. Bulabilirseniz evinizde mutlaka alın ve okuyun. El Edebül Mufred. İmam-ı Buhari Hazretlerinin topladığı hadisi şeriflerdir. Tercemesi iki cilt halinde. Tercemesi var. Orada, e, orada bir hadisi şerif şöyle bir sahabi sözü. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki bir kişi kabrinde böyle yatıp dururken, bekler dururken, hediye beklerken kabrinde aniden bir nur oluşur, bir ışık yanar. Der ki merak eder. Bu ışık nereden geldi bana? Kendisine derler ki dünyada bıraktığın hayırlı evladın senin için istiğfar okuyor. Ya annesi ve babası vefat etmiş benim gibi annesini ve babasını rahmeti rahmana göndermiş kardeşlerime diyorum ki annenize, babanıza, dedenize, ninenize veya sevdiğiniz insanlara hediyeler göndermek istiyor musunuz? Alın elinize tesbihinizi. Estağfirullahalazim, estağfirullahalazim, estağfirullahalazim. Okuyabildiğiniz kadar okuyun ve sonunda da sonunda da bakın burası çok önemli. Ya Rabbi Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna ondan sonra anneme, babama, dedeme, nineme, eşime işte her kime isterseniz gönderin. Hatta ben diyorum ki inşallah sevabında hiçbir noksanlık olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, diğer peygamberlerin ruhlarına, sahabe-i ikram efendilerimize, bütün müminlerin ruhuna Sonra da özellikle anacığımın ve babacığımın veya işte dedemin ve ninemin veya kardeşimin veya işte eşimin ruhuna değin, cimrilik yapmayın. Umarım ki Cenab-ı Hak Hazretleri aynı sevabı hepsine ayrı ayrı nasip eder inşallah. Umarım ki söyleyenin ve dua okuyanın veya işte istiğfar edenin ihlasına göre Cenab-ı Hak Hazretleri efendim lütfeder, ihsan eder. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde bir hadisi şerifte buyurulmuş ki Yasin suresinin faziletinden bahsediliyor. Resulullah buyuruyorlar ki İkra'uhu ala mevtakum Yasin'i ölülerinize okuyun buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ölülerinize okuyun diyor. E bu nedir? Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinden hadisi şerifin numaraları ver ben de isteyen kardeşlerime verebilirim. Hani e, vefat eden kişiyi kabre koyduğumuz zaman bir telkinimiz var. Talkın derler Anadolu'da. Onun aslı telkindir. İşte ey falan oğlu falan e, dünyadan çıktığın o ahdi unutma. Üzkür kunte aleyhi fid dünya. Yani e, o o telkin var ya o meşrudur ve de caizdir. Kimileri onun da aleyhindeler. Araplar bugün öyle bir şey yapmazlar maalesef Arap kardeşlerimiz. Halbuki der, güya derler ki biz efendim e, bu konuda işte sünnete ittiba ediyoruz. Hayır öyle değil. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Efendimiz e, İbni Teymiye bu konuyu bugün bitiremezsem gelecek hafta devam ederim Allah'ım izin verirse inşallah. Önemli olduğu için şurada söyleyi vereyim geçeyim. Yani mesela e, bu biraz evvel kendilerinden bahsettiğim kişiler var ya şefaate inanmayan filan e, onlara ben tavsiye ediyorum İbni Teymiye o, onların akıl hocasıdır. Yani onların birçok meselede kendisine itimat ettikleri efendim hocalarıdır, üstadlarıdır, tabii biz de e, bazı konular hariç bütün varlığımızla İbn-i Teymiye'nin bu konudaki görüşlerine itibar ediyoruz. Efendim e, tasavvufi konulardaki görüşlerine katılmıyoruz ama o da bir insan tabii. Ama istifade ediyoruz kendisinden, ilim adamı, güçlü bir ilim adamı. Kabrinde Telkin İbni Teymiye'ye sorulmuş Fetvalar adlı bir eski kitabı var onun e, Hazretin fetvaları var 30 küsur ciltlik 37 ciltlik falan olacak oraya bakmalarını tavsiye ediyorum. O fetvaların tabi Arapça 24. cildinin 296. sayfasından almışım ben e, 24. cildinin 298. sayfasından almışım sorulmuş İbni Teymiye'ye Telkinul meyyit fi kabrihi ba'del ferag min defnihi bu telqînul mezkûr qad nukile an taifetin mine sahâbe demiş. Arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Ee, yani bu ölümden sonra kişiye kabirdeki telkinden sorulmuş. Ne demiş? Kâle e, e, İbni Teymiye diyor ki e, i̇mam Ahmet başkaları alimlerden dediler ki inne hâzâ telqîne lâ be'se bih farakhassû fîhî ve lem mi'murû bih ruhsat verdiler yapılabilir dediler ama emretmediler de ve tahabbahu taifetü min ashabı Şafii, İmam Şafii'nin bazı arkadaşları ise bunu müstehaptır, güzeldir dediler diyor. Asıl sonunda şöyle bir kaydı var İbn Teymiye'nin. İnne İbn Ömer <laughs> evsa en yuqra'a 'inda kabrihi ba'da bi fawatih el ve Abdullah İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. O Abdullah işte e, kabrinin yanında Bakara suresinin başının ve sonunun okunmasını tavsiye etti, vasiyet etti diyor. Ev sağ vasiyet etti. Yani işte sahabe ameli, sahabe kavli istiyorsanız İbn-i Teymiye naklediyor bunu. Efendim yani e, ve kişinin ölünün etrafında olan insanların ehlinin yani yakınlarının efendim ölüye bazı şeyler okuyup da hediye etmeleri tesbih, tahmid, tehlil, tekbir اِذَا اَهْدَاهُ لِلْمَيِّتْ يَصِلُ اُلَيْهِ ثَوَابُهَا اَمْلَى Ölüye ulaşır mı ulaşmaz mı diye İbn-i Teymiye'ye sormuşlar. فَاَجَابُ Cevap verdi diyor. يَصِلُ اِلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةُ اَهْلِهِ ve وَتَكْبِيرُهُمْ وَسَائِرُ ذِكْرِهِمْ لِلّٰهِ تَعَالَى 24. cilt 324. sayfada ölüye ulaşacağını İbn Teymiye bile söylüyor. İsteyenlere söylüyorum. Yani değerli kardeşlerim gelin vefat etmiş kişilerimizi bu bu sevaptan ve iyilikten mahrum bırakmayalım. Vehbe Zuhayli hocamız El Fıkhu'l İslami adlı eserinde efendim Başkası adına bir kişi kurban kesebilir diyor. Onun sevabını ona bağışlayabilir diyor. Başkası için oruç tutabilir diyor. O Or tuttuğu orucun sevabını başkasına bağışlayabilir diyor. Hazreti Ayşe annemiz ehli bakia dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize e, de ehli bakia dua etmesini istemişler. Sahih Müslim Kitabul Cenayiz'de. Efendim e, geçenlerde bir, bir hayli oldu bir program dinledim. Bir arkadaşımızla, bir kardeşimizle bir zat, bu bu tipte olan bir zat çıktı. Ee, konuşuyorlar. Maalesef kardeşimizde hazırlıksız çıkmışlar. Ee, Ölülere asla dua edemezsiniz diyor adam. Milyonların önünde iddia ediyor. Sadece kabre gelirsiniz, selam verirsiniz o kadar diyor. Başka bir şey yapamazsınız diyor. O kardeşimiz de bu konuda maalesef o gün hazırlanmamış. Çok üzüldüm onun adına. Keşke önceden hazırlanıp çıksaydı. Belki böyle bir şeyle karşılaşacağını bilemediği için çok üzüldüm onun adamı. Adam nasıl hatta canlı yayında beni dedi bu adamla niye dedi programa çıkarıyorsunuz ki diye büyük bir edepsizlikle küstahlıkta bulundu. Tahkir etti yanındaki insanı. Ne olursa olsun beraber çıkmışsınız. Saygı duyması lazım. Ama bir kişinin e, kabre girdiği zaman bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli bakia Hazreti Ayşe annemize diyor ki dua et. Sahih-i Müslim kitabul cenayiz. Efendim sonra e, kocası ölünce Ümmü Seleme annemize İmam Tirmizi kitabul cenayizden almışım bu hadis-i şerifi ben. İmam Tirmizi hadisun hasenun sahih demiş bu hadis-i şerif için. Ümmü Seleme annemize Resulullah buyurmuşlar ki şöyle dua et. Allahümme gfirli ve lehu ve akibni minhu ukba hasene. Ya Rabbi beni ve onu affet. Resulullah tavsiye ediyorlar. Ya Rabbi beni ve onu affet diye dua ediyorlar. İşte ölüye dua var. Ölüye dua olmadan olur mu? Yani değerli kardeşlerim meseleleri burada söyleyeceğim bazı şeyler daha vardı ama son şunu bu konuda söyleyeyim. i̇bn Abidin tercümesinin 3. cilt ve 14. cildinde değerli kardeşlerim baktıkları zaman bizim cenazelerimize, ölülerimize, vefat eden yakınlarımıza hediye ettiğimiz şeylerin kendilerine ulaşacağını o koca fakih adam, o büyük insan, o mübarek insan, bize o meşhur i̇bn Abidin'i bırakan o mübarek zat açıkça söylüyor. Tercemesinden veriyorum kardeşlerime. 3. cilt 503-504 sayfada, 14. cilt 347. sayfada. Hatta orada bazı görüşler var, farz ibadetlerin sevabını bile bağışlayabilirsiniz diye. Biz o kadar ileri gitmiyoruz ve de saatim doldu diyorum. Bu konuya yeri gelir de efendim temas edersek bazı e, konuları yine sizlerle paylaşırız inşallah. Umarım ki faydalı olmuştur. Bu tip konuları, soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. Allah ömür verir de sağlık verirse inşallah. Dualarınızı istirham ediyorum ve hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.